Şimdi ben öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı neden yaptı? Evet. Bunun peşine durdu. Seçim olalı 6 ay olmuş. Cumhurbaşkanlığına yeniden oturalı 6 ay olmuş. Öbür seçime 4,5 yıl var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruyu niye ortaya attı? Peşine takılmamız gereken soru budur. Evet. Çünkü Yorumumuz bugüne neydi? kadar, bugüne nedir? kadar, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan Endikasyon olmadan hiçbir işe kalkışmadı. Yani bir sebebi olmadan, bir sonuca ulaşma hedefi olmadan bir işe kalkışmadı. Seçime bir sene kalsa, Cumhurbaşkanlığı seçimine bir buçuk yıl kalsa anlarım. Bir sene kalsa anlarım. Ama şu anda daha yeni oturmuş, daha altı ay olmuş. Ta 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmasını neden açıyor? Bence sorulması gereken ve çözülmesi gereken problem burada. Daha doğrusu problem değil. Soru burada. Cevabı var mı sizde? Şimdi yani cevabından önce şunu ifade edeyim. Bir kere önce cevabına doğru geleceğim. Hasan abi güzel okudu da Devlet Bey'in konuşmasının arta kalan bölümünde Devlet Bey örnekler veriyor. Diyor ki biz halen aynı görüşteyiz diyor. Ve 2019'da 2 Temmuz 2019'da yaptığı konuşmayı örnek veriyor. 16 Kasım 2021'de yaptığı konuşmayı örnek veriyor. Ee, ve diyor ki bizim diyor bu sistemin demokratik meşruiyet temeli 50 artı 1'dir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de Cumhurbaşkanı doğrudan halk seçildiğinde seçildiği ve hükümet TBM'den güven oyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleştirmiştir. Bu itibarla 50 artı 1 Oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. Biz bu görüşümüzün arkasındayız diyor. Orada dikkatini çekiyor. Hükümet güven oyu almadığı için TVM'den diyor Tabii, artı 1. Doğru. Evet. Yani şimdi, Cumhurbaşkanı'nın çok geniş yetkileri var. 50 artı 1'i bulmazsak bu kadar yetkiyi bir birisine vermek doğru olmaz. Meşru diyor olmaz diyorsunuz. Şimdi evet. iki, birinci tespit. Tayyip Bey bunun neden şimdi söyledi? Daha dört buçuk yıl varken. <laughs> iki Devlet Bey ne dedi? Devlet Bey bence biz durduğumuz yerde duruyoruz. 50 artı 1 olmazsa olmazdır dedi. Ama buradan şimdi hemen şey sonucunu çıkarmak lazım. Ya Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Yok. Ya şimdi şöyle çatlak olursa zaten onun gürültüsünü duyarız. Yani o büyük bir şey olur. Çünkü Cumhur İttifakı e, aslında e, Türk siyasi hayatında görmediğimiz bir ittifak modeli. İlginç bir ittifak. Eee özellikle MHP sürekli bir milli devlet vurgusu yapıyor. Milli devlet ve milli çıkarlar vurgusu yapıyor. Ve bu sebepten ötürü de bakanlık istemiyor. Müsteşarlık istemiyor. Herhangi bir makam mevki istemiyor. Türk siyasi hayatında daha bunun örneği yok. Bir parti istediğinle görüş yetkisi evet, veriyor. Bir parti Sayın bir iktidardaki demeyiyle. partiye destek verecek. Ve onunla beraber yol yürüyecekler ve hiçbir şey istemeyecek. Hiçbir şeyden yani bireysel bir istekten bahsetmiyorum. Ama işte ne bileyim bir bakanlık olabilir. Değil mi? Bir başka konuda bir yetkili bir makam olabilir. Hiçbir talebi yok. Peki ne var? diyor ki bizim bir ülkümüz var, bir milli davamız var. Bu dava yolunda gittiği sürece Cumhur İttifakı'na biz gönüllü destek veriyoruz. Diyor. Tabii. Bu saate kadar da korudu bunu. görüyor Çok ilginç bir şey kendini. bu. Tabii. Sistemin sigortası, devletin Tabii, sigortası Öyle gibi, gibi. görüyor. Yani devletin şeyi zaten MHP'nin başından itibaren kurulduğu günden bu yöne şeyi devletin, devletin bekası. bekasını savunmak ve onun bekçiliğini yapmaktır aslında. Dolayısıyla Devlet Bey böyle bir modelle Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Ama velakin şimdi iki soruyu birleştireceğim. Önümüzde bir seçim daha var. Yerel seçimler. Yerel seçimler. Şimdi ama yerel seçimde e, bir cumhurbaşkanı seçilmeyecek. Parlamento seçilmeyecek. Bakanlar seçilmeyecek. Yani bakanlar atanıyor da. Yani bir hükümet oluşmayacak. Ne oluşacak peki? Yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Peki buna ilişkin bir cumhurbaşkanlığı çıkışına gerek var mı? Mantıken düşünmemiz gerekirse yok. Niye 50 artı biri şimdi gündeme getirsin Ya onun için zaten Hasan Öztürk'e biraz şimdi burada... Sordu, soruldu mu sorduruldu mu diye sordum. Yani durduk yere bazen olur bir gazeteci geçmişten Soruyu yani bir şey hatırlatır. falan. Yani Birdenbire cüm... büyük bir tartışma çıkar. Öyle mi çıktı? Cumhurbaşkanı'na soruyu birebir... Yani... Kim sormuş? Bak soruyu Söylemeye, ben birebir okuyabilir miyim? Söylemeyi açıklanmasını istemedi Arkadaşımızın vardı sorduğu yani. soruyu ben birebir okuyorum. Kadın gazeteci olduğunu evet. söyledi Aslında. Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapıyorsunuz. Hı -hı. Son soru çünkü bu. Ee, meclis aritmetiği eğer referandum sınırlarında olursa... ...yerel seçimde örneğin vatandaşın önüne bir de referandum sandığı gelme ihtimali var mı? Hani sen diyorsun ya... E, e, tamam. genel genel seçimde iş ama bir referandum tamam. sorusu aynı yerel zamanda. seçim öncesi anayasa değişikliği var mı ki şimdi Çifte sandık oluyor. arkadaşımız böyle soruyor canım. Diyor evet. ki yeni ve sivil aynı kişi mi? Aynı kişi mi? Aynı Efendim? kişi soruyor. Bu aynı kişinin sorusunu okuyorum. Yok sohbetin sonra. öncesinde bu sorudan önceki sohbette hayır, şimdi, şimdi anayasa şöyle. değişikliğinin yerel seçimden önce gelebileceği ise hayır hayır. hayır yok. hayır Ve devam ediyor arkadaşımız. Ayrıca geride kalan seçimler öncesinde Hı. genel seçimleri bir yayın sırasında size 50 artı bir değişir mi diye sormuştum. Bakın bu, nasıl? Kendisi sormuştu arkadaş. Siz de değişmesinden yana olduğunuzu ifade etmiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz? Soru böyle geliyor. Yani bir referandumu da arkadaş sordu beraberinde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı 50 artı 1'i yani sivil anayasasının sürekli ee, biliyoruz. Her her fırsat yani söylüyor. Ha, ha, Ve, Hasan abi şimdi e, şunda gayet iyi biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan pekala gündemimizde böyle bir şey yok. Teşekkür ederim der geçer. Hayır, herhalde canım. <laughs> yani evet. o aklında var demek ki bunu söylüyor. Bunu söylediği zaman nasıl yan kuyandıracağını elbette biliyor. Ve ki. E, uçakta Semih Bey'in, Semih o uçaktaki olmasını... fotoğrafı olma, bir getirelim mi olma, arkadaşlar. Olmasının ben da, olmasının da bir e, pek bir o anlam içinde hani ne desin Semih Hoca, ne desin? Ha, de bir dakika dur ben, sanatsın. ben <laughs> illa e, bir isim e, yani kendisi arasın bağlansın o arkadaşımız. Peki tamam. Yani... <laughs> Gürkan Bey buyurun lütfen sözünüzü kestik özür dileriz. Ee, burada e, şeyin Semih Yalçın'ın e, ne demesi gerekiyor, ne diyebilir? Hiç Vay yok. bu bir kriz yarattı. Bir dakika dur. Ben ineyim yani. durakta mı diyecek? Tabii ki liderler ne düşünürlerse ona karar veriyorlar diyecek. O bir politikacının demesi gereken şeyi söylüyor. Ben de, asıl e, gruptan önce de Semih Hoca bir gazeteci arkadaşımıza yarın grubu bekleyin dedi. Şimdi gruptan benim aldığım sonuç şu. Devlet Bey 50 artı bir formülün net olarak arkasında Cumhur İttifakı'nda bölünmeye de asla müsaade etmeyecek bir tutum içerisinde ve bunun da olası ufak tefek değişiklikler ama ufak tefek değişiklikler de bir oy değişikliği değil. Yani 50 artı 1'i masaya yatıracak bir değişikliği kastettiğini düşünmüyorum. Sen benim, benim tahminim belki de yani küçük revizelerden bir kez daha seçilmesi yönünde bir revizyon tartışma ee, Bir dahaki Bahçeli. o, o tartışmalar da çok erken, çok çok erken, çok erken değil, çok çok erken. Daha Oho, 3 dört buçuk yıl var ya, dört buçuk yıl önceden ne tartışması, niye yapsınlar, niye yıpratsınlar kendilerini, niye böyle bir tartışmanın içerisinde Cumhur İttifakı bölünüyor mu, çatlıyor mu, patlıyor mu bilmem ne mi Peki, bu laflar olsun. Var bunun, Neden bunun içerisinde, şimdi? bunun içerisinde önümüzdeki yerel seçimlere yönelik bir hamle olabilir. Çünkü önümüzdeki yerel seçimlerde denklem ve aritmetik biraz değişi, değişiyor. Yani denklem birazcık daha farklı partilerle farklı ittifaklar kurmanın veya ittifak demeyelim ona yan yana gelme durumlarını barındırabilir yerel seçimler için söylüyorum. Hatta ve hatta biraz daha spesifik konuşalım bazı şehirler için. Bakın bazı İstanbul, Ankara gibi bazı şehirlerde e, bu net ayrımlar. Bir sonuç doğurmayabilir. Yani sonuç alamayabilirsiniz. Belki bunu gördüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir böyle bir çıkış yaptı. Bir yoklama yaptı. Ama bunun de özellikle başkanlık sistemine geçmiş Türkiye'de 2016'daki şeyden itibaren, e, referandumdan itibaren. evet, e, Bu sistemin artık devam edeceğini Devlet Bey bizim bu, buradan en ufak bir tereddütümüz yok. En ufak bir şüphemiz de yok. Biz yolumuza devam ediyoruz diyor. Peki ondan sonra mesela Sayın Bahçeli dün yaptı bu grup konuşmasını. Bugün bir gelişme var mı? Bugün öyle bir gelişme yok. Dolayısıyla yani bir AK Parti cephesinden bir şey yok. Sadece e, Mehmet Uçum'un 00.53'te atmış, gece yarısı atmış bir tweet'i var. Az önce de Hasan Öztürk okuduğu tweet'i. Dolayısıyla e, ben bunun Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir çıkış Tayyip Bey'in ee, bir de şu, şunu bakalım arkadaşlar. Yani 3 seçim kazandı. 3 seçim kazanmış. 3 kez Cumhurbaşkanı seçimine girmiş. Ve 3 kez 51.5 52 52.5 51 almış bir kişi. Niye durduk yerde bir dakika ya bu. Durduk yerde değil. Ee, Abi, niye... Lütfen soruyu soruyu onun için okudum. 50 artı 1'i size seçim sürecinde sormuştum. Siz de bir şey söylemiştiniz. Aynı noktada mısınız diye tekrar bir atak. Hatır... Yani bu seçim sürecinde de tartışıldı Erdoğan o zaman da söyledi. Ben 50 artı birden yana değilim. Bu değiştirilebilir dedi. Ol yok, hal yok yumurta yok tamam ortada. Evet. Seçimlere biraz evvel ee, <laughs> Gürkan. Gürkan Bey'in söylediği gibi e, ee, 4,5 yıl var. Yani ve sadece önümüzde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler var. Başka da hiçbir seçim Durup yok. Durup dururken yani nasıl anayasa böyle bir soru soruyor? Anayasa değişikliği var. Ama anayasa Belki değişikliği bir bununla ne var. alakası var? Belki... Neyine soruyor? Bundan... Soruyu... Ya ben soruyu yani laf olsun beri gelsin diye sormadım. E, okumadım. Soru bir Bağlam anayasa bir anayasa değişikliği. Sivil bir anayasa istiyorsunuz. Her seçimde de vaadiniz bu. Sizin de de vadiniz bu. Sivil bir anayasa istiyorsunuz. Sivil anayasa yapmak için meclis çalıştığı zaman referandumun ha, üzerinde bir oyla geçmez. De eğer bir referandum diyorsun. süreci yaşanırsa o zaman yerel seçimlerde bir tarafta yerel e, siyasetçileri için sandık, diğer tarafta da bir referandum sandığı konur mu diye başlayan sorunun ikinci bağlamı 50 artı 1 hmm. Arkadaşlar... bu arada uçakta görüyorsunuz şu an o, o anın fotoğrafını Hasan Öztürk hemen sağ tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, kadın gazeteciler sorduğu için ben biraz bir e, loto toto oynayacağım orada daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la televizyon programı yapmış iki gazeteci var kadın sadece Hande Fırat ve Seda Öretir seçimden önce diyor ve yorumu izleyicilere bırakıyorum <laughs> Hasan Öztürk çünkü açıklamayacak peki